Şehit ailelerine Mavi Kent'te TOKİ ile işbirliği halinde 644 konut yapılacak. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya şehit aileleriyle bir araya geldi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve protokol heyeti 18 Mart şehitleri anma programı kapsamında kentte yaşayan şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen kahvaltıya Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Askeri Erkan ve diğer idare amirler de katıldı. 277 şehit ailemiz var Gazi şehrimizde. 233 ailemiz merkezimizde, yani Şehit Kamil ve Şahin Bey'de. 18 Mart şehitlerimizle buluşmayla ilgili bir farkındalık yapalım ve bu devam etsin istedik. Şöyle yaptık. 3 veya 4 aileyi ziyaret ediyorduk protokolle. Dedi ki, bu şekilde ziyaret ettiğimiz aileyle hemhal oluyoruz, onların dualarını alıyoruz ama diğer ailelere ulaşamadığımız zaman onların gönüllerinde burukluk oluyor. İl protokolümüzdeki vali, garnizon, Fırbetli Paşa'mız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz velhasıl bu şehre hizmet eden bütün kardeşlerimiz ve onların kıymetli aileleriyle bu hafta 277 aileden sadece 9'u il dışında hepsinin evine, yani sizlere misafir olduk. Biz çöktük ve sizin dualarınızı, hayır dualarınızı aldık. Bunu devam ettiriyoruz. Gaziler Haftası'nda da aynı şeyi yapacağız. Ama bunu sadece şehitler ve gaziler haftasına münhasıranda artık yapmıyoruz. Ya da sadece Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü bir işlem olmaktan da çıkarıyoruz. Ama şunun altını çizelim. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzü de seviyoruz. Çalışkan ve ibadet anlayışıyla da gayret gösteriyoruz. 102 yıl önce Çanakkale'de, Çanakkale geçilmez değil, dünyanın en büyük ordularına karşı bütün hesaplarını bozan bir milletin evlatlarıyız. Nedir bizi farklı kılan? Bu hesapların, bu tuzakların üzerinden gelmemize vesile kılan şey nedir? İşte biraz önce okunan ayete baktığınız zaman, değerli müftümüzün yaptığı duaya baktığınız zaman, vallahi billahi içimizdeki iman, içimizdeki sabır duygusu, bu dünyanın geçici bir hayat olduğu, asıl olan şeyin ebedi hayat olduğu, İnancı, imanı olmasa evlatsızlığa sabretmek bir anne olarak o kadar ağır ki, bir baba olarak o kadar ağır ki. O yüzden bu topraklarda yaşamanın bedeli hakikaten çok ağır. Ama biraz önce de sohbet ederken söyledim. Sana avucunu açmış duruyor peygamber diyen o iradeyi bilmesek, görmesek, aslında bu hayatın büyük bir sınav olduğunu, hepimizin sınavda olduğunu, bu sınavdaki iman gücümüz ve sabır gücümüzle ancak sermayeyi çoğaltacağımızı inanmasak, bunları sabretmemiz ve bu acıyı azaltmamız mümkün değil. Ama şunu da biliyoruz ve inanıyoruz ki, en büyük gücümüz Kur'an-ı Kerim'den bize gelen ilahi mesaj. Sevgili Peygamberimizin hayatındaki bize gelen ilahi mesaj. Bu sabrın sonunda büyük bir mükafat var. Milli birliğimiz, bütünlüğümüz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını bu toprağa vermiş şehitlerimizi buradan minnetle, şükranla, rahmetle anmak istiyorum. Çanakkale'de başlayan bu süreçte ülkemizin bölünmez bütünlüğü için terörle mücadele eden ve yurdun dört bir yanında yine ülkemiz için can veren bütün şehitlerimizi buradan minnetle, rahmetle anmak istiyorum.